Derler ki, Tanrı yeryüzünü yarattıktan sonra halkları bir bir dağıtmaya başlar yeryüzüne. Ama o kadar çok halk vardır ki sıkılır sonunda. Ve elinde kalanları öylece Kafkasya'ya serpiştirir. O gün bugündür bir halklar mozaiği, dil ve kültür cümbüşüdür Kafkaslar. Her birinin benzer yanları, farklı yanları ve elbette farklı hikayeleri var bu halkların. Bugün Artvin'in Hemşin ilçesinde yaşayan halkın da öyle. Hemşinli deyip geçiyoruz. Oysa ardında derin bir miras var. Sık anlatılan bir hikayedir. Hani Ermenistan'dan turistlerin yolu Hemşin'e düşmüş. Ermenice konuştuklarını duyan Hemşinli bir amca atılmış. Siz neden bizim dili konuşuyorsunuz? Amca, biz Ermenice konuşuyoruz denince de, vay be, elin Ermenisi bile bizim dili öğrenmiş. Ne büyük kültürümüz, ne büyük dilimiz var diye övüne övüne gitmiş yoluna. Türkiye'de sayıları 200 bine yaklaşan Hemşinlilerin hikayesi biraz da böyle bir hikaye. Sadece Hemşin'de yaşayanları değil, bir halkı tanımlar Hemşinliler sözü. Kestirmeden söyleyelim. Ermeni kökenli bir halkı. 800'lü yıllarda Hemşin, İspir Dağı'nı, Erzurum Dağları'nı aşarak bugünkü Hemşin kentinin eski adı Tanpur olan bir savaş yüzünden yakılmış ve viran edilmiş kenti yeniden onarıp oraya yerleşirler. Arap baskınlarından kaçan bir Ermeni beyinin bütün nüfusunu Hemşin'e getirdiğini ve onun kurması Hamam ve Şapuk Amatuni dediğimiz kişiler, bunlar Amatuni sülalesinden gelen bir prens. Onun kurduğu yer anlamında Hemşin'in yer adı da zaten Hamamaşen'den, yani Hamam Bey'in kurduğu, yaptığı yer. Ermenistan'ın Noşanak kentinden kalkıp İran işlerinde dolaşarak yine sürü, koyun sürüleriyle çobanlık yapan bir halk. İran Van, İran Horasan, Kom, Yazd, Ardala, Ardaşan, Ardahan gibi yerleri dolaşarak Hemedan bölgesinde yaşamışlar ve daha sonra milattan sonra 50'li yıllarda bölük pörçük Anadolu topraklarına girmeye başlamışlar. Hemşinler buraya geldikten sonra bir beylik kuruyorlar ve Bizans İmparatorluğu'na bağlı, daha doğrusu Pontus Rum İmparatorluğu'na bağlı şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Bir nevi özerk beylik, yani kendi vergilerini falan alıyorlar ama Pontus'a vergi ödüyorlar varlıklarını korumak için. Bu süreç 1489'da Hemşin Beyliği'nin yıkılmasıyla son buluyor. 1461'de Trabzon'un ele geçirilmesinin arkasından Hemşin bölgesi de ele geçiriliyor ve Hemşin Beyliği sona eriyor. Hemşin ilçesi dışında Türkiye'nin farklı şehirlerinde Rusya, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerde yaşarlar. Bugün Doğu Hemşinliler Hopa ve Borçka ilçelerinde, Batı Hemşinliler ise Hemşin ve Çamlı Hemşin'le Fındıklı, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve İkizdere'nin yüksek kesimlerinde yaşar. Biz göçebe bir toplumuz tarihler boyu. Hep bizi böyle anlatırlar daha doğrusu. Göçebe toplumların kalıcı konutları olmuyor biliyorsunuz. Sürekli göç ettikleri için onların daha çok barakaları, çadırları, yani kalkıp gittiklerinde geride bir külliyet bırakmamak için kalıcı konutlar yapmamışlar. Biz zaten sanıyorum tarihler boyu ilk kez toprak mülkiyetine sahip burada olmuşuz diye düşünüyoruz. Yani bu Hopa'daki Hemşinli'ne en azından böyle. Kuzey Hemşinleri dediğimiz bugün Türkiye'de yaşamayan bir Hemşinli topluluğu. Bunlar Rusya'da Soçi, Apazya, Soçi, Krasnodar, Voronezh, Rostov gibi kentlerde ve Rusya'nın büyük şehirlerine göç etmiş olanlar var. Bir de Apazya'nın Sohum ve Gagra şehirlerinde yaşıyorlar ve Hristiyanlar, kendilerine de Hamşenahay, yani Hemşin Ermenisi diyorlar. Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlılar dinsel olarak. 180 sene ile 220 sene arasında ve evlerimizin tarihleri, bir de mezar tarihlerimiz de aynı tarihe giriyor. Yani 180-190 o aradadır bizim tarihlerimiz. Herkes dedesinin dedesini bilir ama dedesinin babasını bilmez. Onun mezarı bu köyde değildir. Başka bir yerdedir yani. Zaten nüfus kayıtlarımızda
1840-1835'e kadar geri gidiyor. Hep burada yaşamıştır. Bir Ardahan'a yayla çıkmıştır, bir de burada yaşamıştır. Başka bir yere gittikleri yok. Ama nesil geliştikçe, nesil çoğaldıkça artık göç başladı. Köylerde şimdi kimse yok. Göç veriyoruz. Sadece göç veriyoruz. Bugün İstanbul'a, Ankara'ya, Gebze'ye git, elini sallasan bir Hemşinli'ye, bir Hopalı'ya çarparsın. Şimdi git İstanbul, Ankara, İzmir, hep Hemşinli. Hep kime sorarsan donik. Hemşin adının kökeninin Prens Hamam'dan geldiği söylenir. Onun kurduğu başkent Hamameşen zaman içinde Hemşin adını alır. Çoğunluğu Müslümandır ve Ermenilerden bu yönleriyle ayrılırlar. %95'i Müslümandır, %5'i de Müslümandır ama şey yapmazlar. Yani Müslümanın şartları vardır, onu yerine getirmezler ama Müslümandırlar sonuçta, şey değil. Ayrı yani Hristiyan ne bileyim, Yahudi, Mahudi öyle bir şeyimiz yok bizim. Yani 1600'lü yıllarda ciddi bir İslamlaşma başlıyor. Ancak İslamlaşmaya direnenler de oluyor. İslamlaşma süreci 1915'e kadar yani Türkiye'dekiler için 1915'e kadar peyderpey devam ediyor ama hala Hristiyan kalanlar var. Bir dönemimiz Hristiyan diye geçmiş. Bize Hristiyanlıktan bugüne kalan çok fazla böyle bir yüzümüze çarpan bir hareketimiz yok, halk olarak yok. Hristiyanlık bir bağımız, bir gibi inanış biçimimiz de yok yani. Müslümanız. Yani %99 değil, %100 Müslüman olan bir toplum. Dinsel bir tutuculuk çok görülmez. İşte kadın erkeğin birbirinden tecrit olduğu bir yaşam yoktur. Oyunlarda, düğünlerde hep bir aradalık söz konusu. Hemşinlilerin geleneksel inançları arasında duaların da ayrı bir yeri var. Pagan dinleri gibi doğaya atfedilen duaların iyileştirici olduğuna inanılıyor. Öksürüğü olan bir bebeği geçmiyorsa ceviz ağacının altında işte 5 dakika 10 dakika eğlendirilir. Orada işte onun altından, dalının altından geçirirler falan filan. İşte çeşitli dualar okurlar. Yine hemşince okurlar onu. Aslında o ceviz ağacı bir oksijen salıyormuş altından, bir gaz salıyormuş altına. O hastalığa iyi geliyormuş. Yani bebekte o iyileşme durumu oluyor. Savet Serki derler bizimkiler. Hapşıran insana. Savet Serki Serkel dağılmak ama böyle tespih taneleri, hani tespih parçalanır da taneler saçılır ya, bu şekilde bir saçılma anlamına geliyor. Sav da acı demek, ağrı demek. Savet Serki acıların saçılsın, dağılsın anlamına gelen bir tamlama mesela hapşırınca insanlara söyleniyor. Bir işte bebek erkek mi değil mi diye kadının idrarını mısırın üzerine ve buğdayın üzerine döküyorlar. Hangisi erken açarsa onun orada cinsiyetini belirliyorlar. Eğer açıyorsa zaten hamile olduğu da belli oluyor. Bir de idrarı kaynatıyorlar. Eğer idrar kaynatılınca köpürüyorsa hamile olduğu anlamına geliyor. Eğer köpürmüyorsa hamile olmadığı anlamına geliyor. Bizim burada tabut ile koyarlar. Doğuda hep öyle kaldığı dile içinde mezara koyarlar. Ben doğuda kaldım ya Kaş'ta, Şildir'de. Burada biz tabutsuz koymadık. Yani mesela normalde İslam uygulamalarında bir an önce gömmek mübahtır. Ama bizde mesela bir gün evde kesin bekletilir. Taputun dışında başka şey çıplak koymazlar yani. Kendi acıdıklarının şey yapımından taputla koyarlar. Peri masalları var mesela. Periler yine hayvan kılığına girebiliyorlar. Periler iyi de olabiliyorlar, kötü de olabiliyorlar. Ama genellikle korkutucu figürler. Karanlık, su akan karanlık bölgelerde boat diyoruz. Yani küçük dere yatakları böyle vadilerde falan çok bulunur, yaşıyorlar. İnsanları etkileri altına alıp büyüleyip ormana dağa çağırabiliyorlar. Böyle şeyleri var perilerin mesela, peri figürü var. Şimdi aslında bu bölgede cadı diye tariflenen kişiler aslında bu yöntemleri bilen insanlar. Cadıların insanları öldürdüklerini, çocuklarını yediklerini, işte ahırdaki hayvanları öldürdükleri düşünülür. Büyü yaparak ya da bir şekilde
yok ettiğini düşünürler. Ama cadılar adanmış insanlardır. Sağlık için herhangi bir karşılık almadan cadı diye söylenen insanlar yani. Bunlar da sanırım orta çağlarda tıpta sayısal değerler ortaya çıkınca cadılık mesleği yani eski sağaltım denilen yöntemlerle iyileştirme yöntemlerini bilen kişiler kötü ilan edilmiş. Ona da cadı denilmiş yani. Doğu Hemşinliler Hemşotsi dedikleri Batı Ermenicesi konuşurlar. Batı Hemşinliler ise ana dilleri Türkçe'ye dönüşmüş Ermenilerdir. Bugün ister Türkçe konuşsun, ister Ermenice konuşsun, Hemşinlilerin kimlik sorununun da bir çırpıda çözülmesini beklemek zor. İki dilimiz var. Bir hemşince, bir de Türkçe. Başka dil yok. Bizim iki dilimiz var. Bir hemşince, bir de Türkçe biliyoruz. Daha başka dilimiz yok bizim. Şimdi bulunduğumuz köyün adı, eski adı Zürpici, yeni adı Yoldere. Köyün adı Lazca'dır, bu köyün adı. Bizim hemşirelilerden bir kadın hamile olduğu söylenir. Hemşireliler de ebe olmadığından dolayı köyün aşağısına Lazlar'dan ebe bir kadın çağırırlar burada. Ebe kadın ilk kez bir ikiz doğurtur burada, bir kız bir erkek. Zorlu bir doğum olduktan sonra ebeyi getirirler, aşağı bırakırlar. Orada sorarlar işte doğum nasıl geçti diye Laz kadına sorarlar. O da Zürpici oldu derler. Yani iki tane, ya iki tane erkek oldu demektir ya da iki tane kız oldu demektir. Yani Zür iki demekmiş Lazca'da, Pici de erkek demekmiş. Hemşince dili Türkçe'ye ihtiyaç duyulmadan konuşulabilen bir dildi. Şimdi de %70'i öyle. Yani Türkçe'ye ihtiyaç duymadan konuşulabilen bir dildir. Kendi kendine yetebilen, kendi kurallarını koruyan ve bu kuralları bugünkü standartlaşmış Ermenice ile çok yakın ilişki içerisinde olan bir dilden söz ediyoruz. Dilimiz daha çok Ermenice kök kelimeli. Ermenice ile %70 uyum var, aynı. Tıpatıp aynı, kök kelimesi aynı, ekleri, gramerleri farklı. Yok, yazılı alfabemiz yok. Sadece mesela nasıl yazılır? Ahbar Türkçe'de nasıl yazılırsa biz burada öyle yazıyoruz. Ha. Daha öncesinin nasıl yazıldığını bilmiyoruz. Hemşince hiçbir zaman yazılı hale gelmemiş bir Ermenice ağzı. Onu bilmiyor. Hemşince yazı. Yazılır mı? Yazılmaz. Ebedi yazılmaz hemşince. Hiç bilmiyorum yazanı. Eskide çok Türkçe yoktu. Hemşince konuşuyorduk çocuklarla, şeyle, meyle. Şimdiki yeni yetme çocuklar hemşince bilmiyor mesela. Fazla bilmiyor yani. Dilde onu anlar da dilini çevirip de diyemez. Eskide çocuklarla mesela eskide hemşince konuşuyordular. Yeni neslin çoğu biz de dahil olmak üzere okula gittiğimiz için az buz evde annemizle babamızla hitap şekli olarak konuşuyoruz ama biz biliyoruz şahsen. Bizim neslimiz biliyor ama yeni nesil pek bilmez. Peki, küçük çocuklar hemşinci bilmiyorlar. Bildikten sonra da mesela sen konuştum onların peşine konuştum senin dediğini anlıyorlar da kendisi dilini çevirmiyor. Luchas zotses denim, luchas başlıyoruz denim, açıcaz zotses denim diye bir kelime var mesela. İşte pire değilsin başıma koyayım, bit değilsin koynuma alayım gibi bir deyim. İda inç idboner, inç oma idmogenes, kreke kokçesta, inç genes, istuzoyi, enemi. Enemi demek yapma demektir. Niye yaptın demek, inç genes niye yaptın demektir. Öyle yani. Belki İstanbul'da, Ankara'da bizim konuştuğumuz ses tonu millete kafa gelebiliyor yani. Ne kadar kızdığının anlamına gelir. Ama biz rahat rahat bağırarak konuyu... Bize öyle gelmiyor mesela. Bağırarak konuştuğumuzun farkında değiliz.
iç yapısından dolayı mıdır, karşındakine göre şey midir onu bilmeyiz ama böyledir yani. Şimdi isimler de değişti. Kimse öyle Ali, Mehmet, Hasan, bilmem Ahmet hep benim biri Amaç, o biri Anil, o biri Tanil, o biri nedir bu küçüğü Atlas. Yeni yeni hep kitaplardan toplayılıyor şimdi. Eskiden öyle değil. Eskiden ölüm var ise ölmüş mesela dedesi var, amcası var, dayısı var. Güzel onlar Ali, Veli, Mehmet, Hasan onların ismini koyardı. Şimdi bu yeni etmeler dondu hep. Hep yeni isim koyar. Hep kitaptan, bilgisayardan. Cenab-ı Allah bu çayı Karadeniz'e verdi, Karadeniz'de aklını şaşırdı. Bizim gördüğümüz gibi biz herkesin kendi çayı var, çayla uğraşıyoruz. Bardağa dökülmek kolaydır ya, öyle bardağa kendi kendine gelmez. Bunun zorlukları çok var ya. Biz bu çayla neler çekiyoruz? Bunu biz toprağa koyduğumuz, toprağı bırak onun yerini açana kadar bizim akla karayı seçiyoruz biz. Şimdi benim tarlaya gitsem mesela bu çay kalktı mı? Bu kökleri çekeceksin ki onlar yine bir şey ekip de yiyesin. Bulduğumuz arazi hep çaydır yani. Yerini açıyoruz, temizliyoruz, tohumunu topluyoruz. Onu güzel kendi yerine yerleştiriyoruz. En fazla 4 sene biz ona bakım yaparız. 4 sene. 4 sene sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş kendi şeyine geliyor işte. Allah razı olsun, önceden el ile topluyorduk. 2,5 yaprak, el ile. Biz neler çektik yavrum. Eskide çalışmak çok faydı, kazma işi çok faydı, bellemek faydı. Şimdiki gibi çay yoktu. Az boz çaylar vardı. Bahçeye belliyorduk, tarlalayı belliyorduk, mısır ekiyorduk. Eskideki işler daha fenaydı. Eskiden mısır da ekiyorduk. Mısır ekiyorduk. Biz 30 gün mısır kazıyorduk eskiden. Onun kazıması var, onun birle mekanı var, ikile mekanı var. Sonra Ağustos ayı geldi mi burası orman olduğu için av hayvanları da çok var ha. Gidip goluba bekliyorduk gece sabaha kadar. Ya. Şimdiki devirde şimdiki iş daha kolay. Çayda 10-15 gün çayla uğraşıyoruz yani. Maddi durumun iyi olduğu tut içine koy içine 2 güne çayı silersin. Eskide öyle değildi. 1 ay kazma yapıyorduk biz. Belliyorduk. Önceden çay olmadan önce mısır yapıyordular. Şu gördüğünüz çaylıkların hepsi mısırdı. Çay geldikten sonra yavaş yavaş çaya döndüler. Ben 70 yaşındayım. Bu çayın başlangıcı da benim yeni yeni aklımdadır. 3 kilo çayı, 3 kilo eliyle toplanmış o ekilip toplanan 3 kilo çay. Ekmek sepetlerimiz var bizim tahtadan yapılmış şeyden. Bu ağacı yöntayla öyle sepet yapaylar ya. O sepetiyle götürüp çarşıda sattım ben 3 kilo çayı. Akşama geldim o ki babam dedi ki kaç kilo oldu dedi. Dedim baba 3 kilo oldu. Maşallah subhanallah dedi 3 kilo çay. 3 kilo çay. Baba o zaman da öyle lukta geçiniyordu. Hemşinler için tarihler boyu doğduğun yer önemli değil, doyduğun yer de önemli değil. Hemşinler için önemli olan koyunun karnının doyduğu yer önemli. O yüzden su, o yüzden sulak ve otlak memleketler önemliydi. Ve 1300 senedir, 1400 senedir biz bu topraklardayız. Kendine özgüdür, baskı altına gelemezler. Artı delidirler. Horanından tutun şeyine kadar hesap edin işte biz soğuk su için 400-500 kilometre dağa çıkan insanlar sırf o soğuk suyu içmek için. Şimdi oldu ki akşama doğru duyduk ki falancı hastanede ölmüş. Bu köy hepsi kopar oraya. Artık o cenazeyi oradan alıyor. Gelirler cenaze evine. Orada 2 gün, 3 gün orada ne yemek pişer ne bir şey pişer hep dışarıdan gelir.
cenaze evine giden eli boş gitmez. Bizde adet değil. Herkes bir şeyler alır, bir şeyler yapar. Evde gelinler, komşular yemek yaparlar tencereyle. Üç gün o evi komşular idare eder. Boylu poslu insanlarız, ne bileyim. Bu daha çok horon oynamamızdan mı gelir, nereden gelirse boylu poslu yapılı, heyecanlı insanlarız. Diyelim bir şey olacaksa hemen o işi yapacağız. Yarına bırakmayız o işi. Hemen yaparız, öyle şey değiliz. Tez canlıyız biraz. Mesela biz eskide burada bir ev yapılacak. Adamın evi yok, komşu ev yapar. Ha bu köylü hepsi toplanırdı. Akşama kadar gider onun malzemesini çekirdi. Evin yerini kazırdı. Ne biz öyle gördük anne. Birlik beraberlik vardı eskide. Eskide böyleydi yani kanalize yani durması şart idi. Duracaktı mesela. Öyle ev tutayım da çıkayım da öyle bir şey yok idi. Şimdi bir evde kaç gelinsin? Üç gelinsin. Üç gelin de ondan sonra aylık sırası garbalık olursa senin çocuğun olur, benim çocuğum olur, yeri olmaz. Önce büyük ev yapardı, şey yapardı, büyük gelin ayrılırdı. Öyle sırayla gidiyordu. Lazemçin ayrımı vardı burada. Ta ki Kazım Koyuncu bu işe el atana kadar rahmetli demeyelim aslında. Kolay kolay kimseye de, kimse burada Kazım Koyuncu'ya rahmetli demez. Bunu bir dipnot olarak belirteyim. Çünkü hala öldüğünü inanmayız biz. Dünyada bir yerde olduğunu ama bizim göremediğimize inanırız. Kazım Koyuncu anlattı şarkılarıyla, konuşmalarıyla birbirimizden farkımızın olmadığını Kazım Koyuncu anlattı. En son burada Hopa'da konser verdiğinde biz sahilde, iskelede oturup içerdik. Sevgilisiyle gelip bizim masamıza oturup orada anlattı. Biz bir böyle durduk yani. Abi sen böyle böyle. Orada bayağı bir muhabbet ettik işte. Baksana dedi, sende de et var, bende de et var dedi. Biz birbirimizle şey yapamayız. Bırakın bunu, buraya kalan olana dedi, sünger çekin dedi. Bundan sonra birbirinize aşık olun, birbirinizden kız alıp verin. En büyük şeyin, en büyük kötülüğün milliyetçilik olduğunu Kazım Koyuncu öğretti yani. Demirci Yükseliş döneminden işte dağlara çıkmış, gerilli olmuş, içeri girmiş, işkenceden geçmiş bir sürü hemşinli insanlar söz konusu. Dolayısıyla onların bir mirası var, 80 sonrasına taşmış. Onun ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa hani Türkiye'nin genel siyasal ortalaması, yasal eğilimleri hemşinler içerisinde var, doğal olarak var. Solun bir parça daha öne çıkması tahmin ediyorum bu 70'li yıllardaki yükselen dalganın etkilerinin hemşin toplum içerisinde kökleşmiş biraz daha yani diğer yerlere göre biraz daha fazla kökleşmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani mesela çok insan bilmez mi? Cihan Alptekin Kızıldere'de Mahir Çayanlar'la birlikte katledilen devrimci işte Ardeşen'in Oca köyünden bir hemşinlidir. Hemşinlilerin çoğu özgürlüğü seven insanlar. %90 9'u diyelim, %1'i de sayma %1, %99'u solcudur, devrimcidirler. Devrimci, eski devrimci yolun komut akademisinin çoğunun buradan çıktığı söylenir. %99'u devrimcidir yani. Mesela bir hemşin köylerin çoğunda işte 70'li yıllarda 80 sonrasında işte dağlara çıkmış, 12 Eylül'e direnmeye çalışmış bir kesim de söz konusu. Dolayısıyla hani bu mirasın belli bir etkisi var. Hemşin müziği Karadeniz müziğine benzer ancak ulusal enstrümanları tulum ve özgünlükleriyle ayrı bir ezgi taşır. Hemşince ilk albüm Vova adıyla yakın zamanda yayınlanmış. Grubun çıkış sözü ise oldukça anlamlı. Kimangto Hozaik, yani duyuyor musunuz, buradayız. Hemşinli müzisyen Gökhan Birben'in de hemşin müziğinin geniş kitlelere ulaşmasında rol aldığını eklemek gerekir. Bizim türkülerimiz genelde ağıt, ana vatanı ağıttan geliyor bizde yani söyleme. Ninniler de öyle. Yani çocuklarımıza anlatan işte
biz ne acılar çektik gülümseyerek, işte bu dağları aşarak falan filan anlatılan böyle ninni sözleri. Türkülerimiz daha keza çok öyle sürekli sevduğum, sevduğum, sevduğum olsa bile aslında türkünün, ezginin kendisi bir tarih anlatır. Bir yol havası ki bu yol havası sadece şimdi gelini gidip evden çıkarma hikayesi değildir. Aslında o tarihler boyunca yürünen bir yoldur yani. Mesela kamyon giriyor bölgeye ilk. İşte ilk kamyoncu üzerine ve kamyoncunun muavini üzerine atılmış atma türküler var mesela. İşte okuma yazma giriyor devreye. Mesela mühendis diye şimdi hatırlayamayacağım. Ama içinde mühendis geçen işte hani sevdiğinin okumuş olduğunu, mühendis olduğunu falan yani onunla övünen mesela şeyler var. Atma türküler var. Keçe ezilirken söylenilen türküler vardır. Keçe ezilsin diye. Şimdi keçe ezilir ezilir, bir yuvarlanır. Burada tekrar onun üzerine çıkılır. Orada tekrar böyle kol kola onun üzerinde gezilir böyle sürekli. Keçe oluşsun diye. Horon dışında pek yok. Şey, bir de atabarımız var. O da zaten horona girer. Hemşin horonu da mevsimlere göre hemşininin ilk kez denizi gördüğünü anlatıyor. Denizle karşılaştığını anlatıyor. Doğal olarak oyundaki bütün replikler, figürler denizin dalgasını anlatıyor. Ama neye göre anlatıyor? Mevsimine göre anlatıyor. Orkla çalınan hemşin vardır. Hatta bizim nesil şey derler. Orkla çalınan hemşinin milli marşıdır deriz. Orkla çalınan, tulumla değil. Yeni nesil olarak biz öyle diyoruz. Kavalı olmadan da, tulum çalınmadan da, herhangi bir ritim tutmadan da komutçu horonu komutla da oynatabilir. Yani yavaş oynatır, hızlı oynatır. Yani horon da şimdi bir dönem nefes yetmeyebilir, sesler olarak yorulabilir ama iyi bir komutçu 20 dakika boyunca hiç durmadan sadece komut vererek yönetebilir. Hele ki bir de horonun içerisinde başka komutçular da varsa, düğün horonun yönetmesini biliyorlarsa onun sabaha kadar sürmesi çok mümkündür. Kaval bizim aslında geçmişimizde de vazgeçilmezimizmiş. Yaşlılar şu anda bir kaval sesi duyduğu zaman ağlıyor. Çocukluğunda kaval sesi duymuş olan benim yaşımdaki insanlar küçük bir şey tıngırdattığın zaman sanki ağla diye dokunmuş oluyorsun ve ağlıyor insanlar. Çünkü niye? Aslında o onlara bir tarihi bir ses. Çocukluğunu hatırlatıyor ona. Başyaçık hayatta gezmiyordular. Şimdi gelinler olsun, kızlar olsun, yani Başyaçık doğu nedir, köy nedir, her şeye gidiyorlar mesela. Biraz benim yaşta olduğumuz, onlar bağlarlar yani. Eşe bağlarız mesela doğuna gittik, bir büyükler. Giyim kuşamındaki en belirgin özellik hemşin puşisi denen bir bağ var hemşinlilerde. Yani bir baş bağlama biçimi aslında. Bu meşhurdur. Hala bugün Rize'nin Hemşin, Çamlı Hemşin bölgelerine gittiğinizde ya da Hemşin kızı diye Google'da bir arama yapın. O şekilde bağlanmış Hemşinli kızların fotoğrafları çıkar. Şu anda en sembolik Hemşin kıyafetinin olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında benim gördüğüm hikayelerde eski zamanlarda falan neler giyiyorlardı diye, yani bölgede ne giyiyorsa onu giyiyorlarmış. Yani işte kuşak bağlama, vala pantolon dedikleri pantolon, bu kaba kumaşlardan yapılma pantolonlar, çarık gibi hani köylük şeyine, yaşantısına uygun kıyafetler giyiliyor. Coğrafyadan çok farklı değil yani, o coğrafyadan çok farklı değil. Şalvar giyinirdiler daha çok. Şalvar, şöyle çizmeler, o Türk filmlerinde hani giyerler ya, o öyle çizmeler olurdu. Yani daha çok kendini rahat, çalışırken rahat edebilecek şey. Bu şekilde kot falan değil. Şalvar böyle rahat. Eskide gelinler öyleydi. Mesela bugün geldiğim bu yazma hazır olacaktı. Bugün kanana geldik. Kaybeder bir komşunun ihtiyarı geldi mesela. Hazır olacaksın. Hemen böyle yapardık. Böyle yapardın. Evin içinde böyle geziyordun. Bunu buradan aşağı çekecektiler. Konuşturacaktiler. Ondan sonra o geldiğimi daha yapmayacaktın.
götür de yavrum. Eskiden, eski, şimdiki adet ey diyeyim de ey olsun. Şimdiki gibi değildi yani. Sevgiliyle gezeyim, öyle yapayım, böyle yapayım, o iş değildi, yok idi. Böyle görücü usulüyle. Doğularda, moğullarda öyle tanışıyordular, öyle evleniyordular. Eskide adam gurbet olurdu, asker olurdu. Burada annesi gide bir kızı beğenirdi, oğlanın haberi olmadan nişanlardı eskiden. Ama şimdi oğlan sevecek, kızıyla anlaşacak. Annesine diyecek ki tamam anne ben her işini yola koymuşum, git kızı iste. Sen de gitsen onlar da mecbur verecek işte. Bizim zamanımızda o kadar sormuyordular yani. Eskiden yani 32 sene önce o kadar sorup soruşturmalıydılar yani. Çayı var mı, bahçe var mı? Yani eskide çoğunlukla ona bakardılar. Zinaati var mı, ne zinaati var? Burç müdür, yani sigorta işi var mı? Onlara şey yapıyordular. Şimdi sen gidecek misin, gelecek misin? Pek kızlara sormuyordular. Kız isteme, şimdi mesela bu akşam ben bir gelin istemeye gideceğim. Eski bir adetimiz vardı, bu çorapların birini ters giyerlerdi adamlar. Yani olsun işteyine. O da bir adet idi. Çift çorabın bir tanesini içi dışına giyerlerdi. Eski usul öyleydi. Giderler, otururlar, sohbet ederler, çaylarını içerler. Sonunda başlarlar ki Allah'ın emriyle ben senin aşeyi, benim oğlum Ali'ye istemeye geldim. Mümkünse olur. O sizin taktiğinize bağlıdır. Nasıl derseniz öyle olur. Akraba evliliği da eskiden daha çok vardı. Eskiler hepsi okumamış ki yavrum. Benden öncekiler mesela, arkamdakiler okuyor idi ki nerede okuyacaktılar? Tutardılar evin içinde beraber büyüyorlardı çocuklar. Amca çocuğu amca kızına nişan yapardılar. Amca oğlu dayısının kızına, dayının oğlu amcanın kızına. Şimdi çocuklar göz açıktır. Okuyup da okuyanlar, böyle dünyayı dinleyenler, izleyenler şimdi ebedi yapmazlar. Kesinlikle daha duymadım. Belki falancı gitmiş kendi yegenine nişan yapmış, duymadım. Ha böyle bir perde bir şey atardılar onunla, bir de bir düz elbise giydirdiler, buradan buz gibi elbise, bir de ayakkabı giydirdiler. Öyle uzak oldu mu da ata bindirdiler ha. O zaman at da vardı eskide at çok vardı. Bazıları ata bindirdi, uzak olanlar. Araba bir tane iki tane araba vardı artık, yavaş yavaş bizim nesile araba karıştı. Yani köyden de benim kaynımın da vardı bu kocanın boyuk arabasını. Eğer araba yolu var da gidip geliniyorsa arabayla giderdiler, alırdılar gelini, getirirdiler. Önceden köy düğünleri vardı. Şimdi köy düğünlerine biz şeyi yaşatmaya çalışıyoruz. İşte düğün evi geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. O zaman adetleri daha iyiydi yavrum. Kapıya bıçak çakardılar. İnek isterdiler. Halı isterdiler kapının üstünde gelin giyerken. Gelinin evinden de bardak, çay bardağı. Küçük çay tabağı alırdılar yani kendilerinden gizli. Gelin eve girerken onu kapının üstünde kırardı, böyle ayağını basardı, girdi içine gelin. Sonra gelin sofrası kurdu mu bal ile tereyağını birbirine karıştırdılar ki gelinin dili tatlı olsun değil ha. Eskide. Köy düğünleri kalmadı, sadece düğün bittikten sonra kız tarafıyla erkek tarafı gelir, işte arkadaşlar falan gelir. Tulumla, davulla, zurnayla burada sabaha kadar yenilir, içilir, eğlenilir. Sabah oldu mu herkes artık işine bakar. Ha.
Hadi gelin. Buraya. Ha burası, burası. O gelin eve girdi mi? Önce erkeklere sofra kurarlar. Erkekler yemek yiyecek. Mazda derler ona. Erkek tarafı, kız tarafı, o erkek tarafında mazda ister. O sofra 2 kilo sigara dersin, sigara gelecek. Tabanca dersin, tabanca gelecek. 500 atarım, 200-250 para istedim, para gelecek oraya. Aha. Kaç tane tatlı istediler ise tepsiyle öyle boyuk boyuk o mazda derler oraya. İşte o da bir adettir. Hepsini toplarlar. Sonunda damat gelir, buyur eder insanları. Buyurun der. Hadi size afiyet olsun der. Ondan sonra başlar o misafirle yemeği yemeye. Öyle bir şey yok. Abi diyoruz. Ya bak sabah yemek yok. Bak sabah gerek yok. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 10 paket. Gürcü bürcü değil. Öyle gürcü bürcü değil. Onu diyorum. Yılmaz, ne istiyorsan onu getiriyorsun. Ben bunu istiyorum. Bir yemek yiyorum. Paket yaşayan mıydı? Açık yok. Sigara getirelim. Kaç tane? Bir karton sigara getirelim. Burası niye boş? Böyle abi soğuk su dolduruyor. Ver buraya. Soğuk. Hele bir Baba nedir? Baba adı nedir? Jack Deniz nedir? Baba adı nedir? Üskan şu an pazarlığı baban yapıyor, sen sus. Üskan şu an pazarlığı baban yapıyor, sen sus. Saflıydı. Oo. Şimdi ben Sinan Dügün'ün ne zaman? 2 sene önceydi. Da. Benim otlu mezunu bir oğlum var. Otlu mezunu. 38-39 yaşına geldi. Evlenmedi. Evlenmeyeceğim. Ben bunu zorla evlendirdim. Bankada çalışan bir kızıyla evlendirdim. 27 milyar mal oldu bize bir Dügün. Ha bu kapıda.
27 milyara mal oldu. Abi kapıda bildik. 3 tane koyun kestik. 3 tane koyun kestik. Çocuk İstanbul'daydı. Çevresi çok vardı. Daha İstanbul'da yok. Kimse kalmadı. Burada öyle helali hoş olsun. İlkel yöntemlerde işte bildiğiniz gibi ağaç bu şekilde yontularak bunun içine süt dolduruyoruz. Kaymak elde ediyoruz. Yani süt süzülüyor bundan. Kaymak kalıyor. Kaymağını alıyoruz. Yağ elde ediyoruz. Kaymak elde ediyoruz. Bu kaymak makinesi. Biz buna, bunun adı daşt. Eskiden ben çok çocukluğumda çok görürdüm. Yaylalarda özellikle. Bunu böyle altta sehpası vardır. Bunun kendisine ait bir sehpa. Altına tencereyi koyardı. Oradan damlardı. Üste kalanı yağ olur, şey, kaymak olurdu. Karalahana sarması. Onu biz fasulyeyle karışık birbirini karıştırıp fasulye yemeği yaparız. Bir daha ezme diyoruz. Mısır unuyla güzel ezeriz tereyağıyla. Bir daha onu yaparız. Kışın o ayazı yedikten sonra lahana bahçede lahana varsa o ayazı yedikten sonra onun bir başka tadı oluyor. Onu da şey yaparız. Gene kendisini sağlam yağda kavuruyoruz. Burada kolay kolay vejeteryan kimse bulamasın. O eti yiyecek yani. Başka alternatifi yok. Hele bir de hemşin koyunu olunca. Bizim evlerimizde eksik olmaz. Ha az olur ha çok olur. İlla ki evlerimizde bulunacak ya. Şöyle güveç yapılır burada. Ne bileyim saç kavurma, şiş. Daha çok böyle aparatif çabuk çabuk pişip tez canlı olduğumuz için çabuk çabuk yiyip içebileceğimiz türden şeyler yapılır. Eskide misruni çok iyiydi. Şimdi az buz evimizde bulunuyoruz yani. Hamsi için yeni taze hamsi çıktı mı? Onu tuzlayıp şey yapıyoruz diye. Onun için çoğunlukla bulunuyor yine. Eskisi gibi değil. Onun misli ekmeği yaparız, hamsili ekmek yaparız. Hamsi tavalaması yaparken onu karıştırmamış olmaz, karıştırırız. Ekmeği bazıları çok sever. İlla ki misli ekmeği yapar. Yoğurt ile yeriz. Ona uygun tulum peyniri, erzincan peyniri olursa misli ekmeği İlla ki bulunuyor bu işte. Mafiş. Buna mafiş diyoruz. Bir şey demiyoruz da mafiş. Buna yoğurt koymuşum. Yumurta, yoğurt, maya, tuz. Ha, ona mafiş derler. Sade yaptık mı ona bir şey. İçkiyle aramız iyidir. Daha çok rakı içeriz biz. Ama şimdiki yeni nesil viski, ne bileyim konyak, şarap marap ama %80'i rakı içer. Rakı görünce ya balık olacak yanında ya et olacak. Öyle yani içkide rakıyla aramız iyiydi. Osmanlı'nın son döneminde Müslümanlaşmış Ermeniler olarak raporlara giren, Rusya Federasyonu'nun yakın zamanda ayrı bir halk olarak tanımladığı hemşinlilerin özlemi, bugün dilleriyle, kültürleriyle, kimlikleriyle barış içinde bir yaşam. Herkes gibi, bütün kadim halklar gibi.